Gel gel. Arkana yaslan dostum. Bu konu hakkında konuşacağız. Hayatımda en uyuz olduğum şeylerden biri de bu galiba. Bu konu hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Yani bu önümüze gelene fenomen takısını takmak acayip beni irrit ediyor. Bir de YouTuber'dan fenomen falan olmaz abi ya. Mesela çok önceden eskilerde böyle benim gazetelerde falan haberim çıktığında işte ünlü YouTuber, ünlü fenomen. Hani YouTuber'ı anlıyorum ama fenomen kısmı bana çok irrit edici geliyor. Ne abi biz uzaylı mıyız? Yani bütün insanlar gibi biz de insanız. Kim bunlar? <laughs> Mesela dostum sen bu videoyu izliyorsun normal bir hayatım var ne bileyim sevgilim var işin var veya okula gidiyorsun senin benden farkın ne veya bu fenomen dedikleri insanlar arasında ne farkımız var bu şekilde insanları kategorize etmenin bir mantığı yok yani bir sanatçıyı anlarım mesela bir ses sanatçısı bir film oyuncusu okey bir fenomen olabilir bir sanatçı olabilir ama bana kalırsa youtuberdan fenomen olmaz yani fenomen ismi bile itici ya şimdi sizlere bu videoda birkaç böyle geçmişte yaşadığım şeylerden bahsedeceğim Tabii bu işi 10-11 sene yapınca hem youtube'da olsun hem hem de dışarıdaki yaşamımda olsun birçok şeye şahit olma lüksüm oldu. Örneğin dışarıda gezerken veya bir mağazadan alışveriş yaparken orada mesela bizim takipçilerden yani sizlerden genç arkadaşlarla falan karşılaşıyordum. Adamlar şey diyor. Oo abi senin burada ne işin var? Oğlum ben uzaylı mıyım? lan <laughs> bunlar? Yok abi o yüzden demedim. Yani ne işin var? <laughs> ya oğlum üzerimi kıçıma başıma don alıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ve bu konu hakkında sizlerle ciddi ciddi konuşacağım. Yani bu insanlara bakış açınızı, bu insanları koyduğunuz yeri bu videodan sonra bir daha düşüneceksiniz. Ünlü fenomen. Bu arada saçlarımı uzattım ya artık <laughs> her videoda sallarım yani gösteriş yapacağım illa. Neyse konumuza geçmeden önce şu yorumları bir okumanızı istiyorum. Galiba podcast olayını sevdiniz. Ancak oğlum bunu ben çok eskiden de yapıyormuşum şimdi fark ettim. 6 yıl önce yani ETS falan oynarken sizlerle muhabbet ediyormuşuz zaten. Yani yaptığımız bir şeymiş bu. Hayatına da vakit ayır. Kendine de vakit ayır. Tamam mı? Yani hayatına, annene, babana, sevdiğin insanlara, yanındaki insanlara e, vakit ayır. Dersine çalış. Okul her şeydir bu hayatta. O zaman bundan sonra bu şekilde devam edelim. Madem sevdiniz, bu tarz muhabbet videolarının gelmesini istiyorsanız ki podcast demiyorum yanlış anlaşılmasın. Muhabbet videosu diyorum. Yine böyle bir eski kafalıyım galiba. Videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir beğeni gelirse ben anlarım. Yorumlarda da bu konuyla alakalı düşüncelerinizi mutlaka duymak istiyorum. Neyse asıl konumuza geçelim. Bir alışveriş merkezine falan gittim de veya ne bileyim dışarıda yürüdüğümde siz taklacılardan çok fazla böyle tanıyanlar falan oluyor. Geliyorlar resim çekiniyoruz falan filan. Ve o insanlardaki bana bakışı sanki benim orada olamayacağım gibi. Ne bileyim yani işte fenomen algısını insanlara öyle bir yutturuyorlar ki. Fenomendi fenomen. Fenomen işte sanki böyle insanların insanlığın önünde giden adam. Ne yani videolarınız biraz fazla izleniyor diye bu sizi fenomen yapmaz. Hayat hayatımda fenomen kadar itici bir kelime de bilmiyorum. Yani benimle alakalı çıkan haberlerde falan haber siteleri de işte ünlü YouTuber fenomen Yavuz Selim nerede? Öldü mü? Bilmem ne oldu mu? Şunu yaptı işte Ankamol'de buluştu falan bilmem ne. Bu tarz haberler yapılıyordu. Lan baktığım zaman gülüyordum yani. Ne fenomeni abi ya? Ya ben... GameX'te şu fuarı hatırlarsınız yani ilk yaptığımız fuarlardan bir tanesiydi. Çaycı e, çaycıyla sohbet ediyorduk biz arkada sigara içip yani. E, çocuk da şaşırıyordu abi işte ya seni bekliyorlar falan bilmem ne sen ne yapıyorsun burada bilmem ne falan. E oğlum muhabbet ediyoruz işte çayımızı sigaramızı içiyoruz. Ne var ki bunda yani? İnsanların bunu bu kadar garip karşılaması aslında beni rahatsız etti. Ancak haksız da değillerdi. Hatta ben bir takipçimle yanlış hatırlamıyorsam defaktoydu sanırım. Çocuk mağazada çalışan yani bizim takipçimiz. Ben de oradan işte gömlek tişört falan bir şeyler beğeniyorum. Neyse aldım falan dışarı çıktım. Dışarıda oturdum böyle sigara içiyorum falan. Çocuk geldi yanıma. Abi ne yapıyorsun ya dedi. Ben dedi seni tanıyorum falan. İyi e dedim kardeşim ne yapayım takılıyorum falan. Ama çocuk öyle bir heyecanlı ki. Neyse oturduk böyle muhabbet ettik işte eskilerden konuştuk bilmem ne falan filan. Sonra çocuk çıktı bana dedi ki şu an ismini vermeyeceğim. Bir tane işte YouTuber'ın böyle yine fuar gibi buluşma gibi bir şeyine falan gitmiş galiba. Abi dedi götünü döndü herif gitti bize dedi ya. Hani hiç dedi şey bile yapmadı dedi. Yani selam bile vermedi ki yanımdaydı yani selam verebilirdi. Ki bazen biliyorsunuz bu tarz karışıklıklarda yani çok fazla böyle insanla birebir sohbet etme şansınız olmuyor. Ama bu olayı... Yani bana öyle bir anlattı ki ben de ulan dedim yuh ya yani seni bu insan izliyor geliyor şu anki bulunduğun konumu bu insan sağlamış sana ve sen bu adama karşı bu şekilde davranıyorsun yani ite davranır gibi davranıyorsun bununla alakalı çok fazla şey gördüm yani e, yorumlarda falan değil arkadaşlar birebir takipçilerimle böyle takıldığım zaman sohbet ettiğimde adamlar şey diyorlar direkt abi sen niye bu kadar hani cana yakınsın ya falan şaşırıyor adam ne olacaktım ya ne olacaktım ki? Yani ben de etten kemikten bir insanım. Arkadaşlar YouTube'da izlediğiniz veya ne bileyim Instagram'da, YouTube'da veya sosyal medyada, TikTok'ta. TikTok'ta herkes fenomen gerçi de. izlediğiniz insanları çok fazla gözünüzle büyütmeyin. Bakın bu işin arka planını bilen adam olarak söylüyorum size. Yani bir izleyici olarak söylemiyorum. 10-11 yıldır YouTube'la uğraşmış, YouTube'un içinden geçmiş bir adam olarak konuşuyorum sizlere. Tamam bir içerik üreticisini seviyor olabilirsin ama onu gözünde ilahlaştırma. Anlatabiliyor muyum? Ne yani sen, ben burada ikimiz sohbet ediyoruz. Böyle düşün. Ben senin bir abinin dostunum, arkadaşınım. Sen de benim bir dostumsun, kardeşimsin, arkadaşımsın. Bu tarz şekilde düşünmeniz lazım. Bir insanın çok fazla izleniyor diye yani o adam saygıyı hak etmiyor arkadaşlar. Veya çok fazla izleniyor diye bu adamın insanüstü güçleri yok. E i̇çerik iyi yapıyordur, farklı bir şekilde yapıyordur, izleniyordur okey. Ama bundan fazlası değil. Geçenlerde bir Instagram sayfası benim videolarımla alakalı bir tane post paylaşmış. Demiş ki işte eskilerin YouTuber'ı fenomeni şimdi 30 bin 40 bin izleniyor. Ya abicim haber değeri mi bu yani? 30-40 bin de izlenebilirim, 100 bin de izlenebilirim. Yarın 500 bin de izlenebilirim. Altına da biri yazmış. Evet ya haklısın ben geçen yayınına gittim her yorumuma cevap veriyor o kadar az izleniyor ki ah be mal kardeşim senin her yorumuna cevap vermem sana insan olduğun için sana değer verdiğim için de biliyor musun az izlendiğim için falan değil yani. Yani uzun lafın kısası şunu söylemeye çalışacağım. İnsanlar o kadar bazı insanları gözünde büyütüyor ki yani özellikle youtuberları yani konumuz youtuber olduğu için youtuberları söyleyeceğim. O kadar gözünde büyütüyor ki ona cevap verdiği zaman ya az izlenmesi lazım ya da değersiz biri olması lazım. Şimdi bu insanın kafa yapısına göre ona it gibi davranmak, onu önemsememek, onu siklememek onun gözünde belki de izlediği insanı büyütüyor. Ve ona cevap veren insana karşı da böyle bir yorum atıyor. O kadar az izleniyor ki her yorumma cevap veriyordu. Bir de gülmüş yani. Anlatabiliyor muyum? Aslında bu arkadaşın bu tarz bir yorumu kendini değersizleştirmektir. Çünkü diğer tarafta it gibi bir muamele gördüğü için yani hiç kimsenin siklemediği bir yorum attığı için o kısmı büyük zannediyor. Cevap verilince de tamam ya değersiz falan diyor. Arkadaşlar bu kafadan çıkmanız lazım. Hiç unutmuyorum bir tane AVM'nin çıkışında bir iki tane arkadaşla denk geldik. Yine takipçimdi. Abi fotoğraf çekebilir miyiz diye yanıma geldi çocuk. Baya böyle heyecanlı elleri titriyor falan. Dedim oğlum dur sakin ol ne yapıyorsun falan. Ondan sonra e, baktım çok fazla heyecan yapıyor. E ne yapıyorsun kardeşim nasıl gidiyor falan böyle oturduk muhabbet ediyoruz çocukla. Ondan sonra biraz böyle muhabbet ettik fotoğraf çekindik el sıkıştık ayrıldık. Çocuk gitmiş Twitter adresinde yanlış hatırlamıyorsam ya Twitter'da ya Instagram'da. Abi sana çok teşekkür ederim. Gerçekten benim bu tip yani senin işini yapan insanlara karşı tavrım değiş. Bakışım değişti. Benimle o gün orada oturup sohbet ettin. Çok samimiydin. Çok teşekkür ederim demiş. Yani bunu yapmak bu kadar zor olmamalı arkadaşlar. Tabii ki benim de sevmediğim insanlar var. Şimdi beni takip ediyorsunuz diye hepinizi sevmek zorunda değilim. Aranızda toksikler var, pislikler var, saçma sapan tipler var. Bunları sevmiyorum tabii ki elbette. Yani herkese kucak açayım, herkes benim dostumdur da demiyorum. Benim sevgim kıymetlidir. Sizin de sevginiz kıymetli olsun. Yani kime verdiğinize çok dikkat edin. Yani günümüzde biraz daha değişti aslında bu işler. Yani sizin de başınıza gelmiyor mu böyle milyonlu kanal falan görüyorsunuz lan bir bakıyorsun adamı tanımıyorsun milyonlu kanalı var. TikTok zaten herkes fenomen. Yani mutfakta, banyoda, orada, burada, her yerde böyle kısa videolar çekip herkes bir içerik üretme, video üretme peşinde. Okey üretsinler tabii ki bu kimsenin tekelinde olan bir şey değil ama nedir abi bu herkeste fenomen olma takıntılı? Halbuki bu iş çok basit. Her karşındaki insanları İnsan gibi görürsen, dostun arkadaşın gibi görürsen, zaten o bağı kuruyorsun. Zaten insanlar seni bir şekilde takip ediyorlar. Hani bu arkadaş olmak gibi bir şey abi. Hani normalde bir ortama girersin, birkaç arkadaşla tanışırsın, sonra görüşmeye devam edersin. Bu videolar da bu şekilde olmalı zaten. Yani benim bir iki videomu izlersin, belki ısınırsın, belki de sevmezsin, abone de olmazsın. Ya da seversin, abone olursun, takip edersin, birlikte muhabbetimizi yapar, geçer gideriz. İnsanlar gerçekten bunu çok fazla gözünde büyütüyor ve ben fenomen lafına gıcık oluyorum abi. Acayip sinir oluyorum. Fenomen diye bir şey yok arkadaşlar. Unutmayın, değerli olan sizsiniz siz izlediğinizde siz beğendiğinizde siz yorum attığınızda o insan kitleleri peşinden sürükleyebilir. Burada değer olan sizsiniz ve şunu asla unutmayın. Siz yoksanız onlar da yok. Görüşürüz.